Arkadaşlar sizlere bugün Samsung televizyonun ayar menüsü ile alakalı bilgileri aktaracağım. Öncelikle daha önce bir video çekmiştim. Ee, bu videomda TRT belgesel ekranı açıktı. TRT belgesel ekranı açık olduğu için YouTube'a yükleyince televizyondaki program telif hakkı attı. O yüzden telif yememek için Anten kablosunu söktüm. Bu şekilde size menüleri göstereceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Niye sinyal yok diye soranlar varsa şimdiden açıklamış olayım. Öncelikle kumandamızın menü tuşuna basıyoruz. Burada bakın Samsung televizyonlarda bu şekilde çıkıyor. Buradan sola doğru gidiyoruz. Sol okla ve ayarlar menüsü var. Ayarları gördükten sonra OK tuşuna basıyoruz ve bizim esas menümüz çıkıyor. Burada görüntü ayarlarımız var birinci sırada. Resim modu, doğal, standart, film ya da dinamik. Genelde standart bu şekilde, doğal bu şekilde bakın. Hangisi artık size hitap ediyorsa görüntü, ekranınız, göz kaliteniz. Evet ben dinamik tutuyorum. Buradan geri çıktık. Resim boyutları. Arkadaşlar resim boyutu 19 bölü, 16 bölü 9 standarttır. Ben bunu da tutuyorum. İsterseniz değiştirebilirsiniz. Otomatik genişlik var. Ekranın genişliği. İsterseniz dikdörtgen, orijinal ekran, isterseniz kare şeklini tutabiliyorsunuz. Bunları deneyerekten ne içerdiğini görebilirsiniz. Uzman ayarları biraz daha profesyonel iş yapmak isteyenler için arka ışık, parlaklık, kontrast, netlik, renk, ton. Evet. Bu şekilde aşağı doğru gidiyor. Bunlar kapalı şu anda. Evet şayet bunları karıştırdınız ve tekrar geri dönmek istiyorsanız görüntüyü sıfırla diyerekten tekrardan arkadaşlar ne yapıyoruz? Eski ayarlarına, fabrika ayarlarına geri dönmüş oluruz. Gelelim ikincisi ses ayarlarına. Ses çıkışı şu anda benim TV haparlarından aldığı için TV haparları seçili. İsterseniz arkadaki çıkışlar var. Görmüşsünüz belki kablo takılacak yerler var. Oralarda bu şekilde bunları seçerekten örnek verin mesela e, ses sistemi kullanıyorsunuzdur salonunuzda ya da başka bir yerinizde. Bunları takaraktan bu ayarları seçiyorsunuz. Bu ayarları seçtikten sonra Ses oradan çıkmaya başlıyor. TV'den çıkmıyor. Bilginiz olsun. Ses modu standart. Optimize edilmiş yükselt. Yükselttiğimiz zaman biraz tiz ses geliyor arkadaşlar. Tiz ses geliyor. O yüzden cızırt yapabiliyor yüksek seslerde. Bilginiz olsun. Ben standart kullanıyorum. Deneyerekten size uygun ayarlı seçebilirsiniz. Uzman ayarlarında balans var. Sesin hangi taraftan daha güçlü gelmesini istiyorsanız İsterseniz sağ taraf, isterseniz sol taraf seçebiliyorsunuz. Ortası en ideali. Equalizer'ımız var. Bunları arkadaşlarımız bilir herhalde ne işe yaradıklarını. Deneyerekten hangi ses daha kaliteliyse onu ayarlayabilirsiniz. HDMI giriş ses birimi var. Çıkış kısmı var. Ses gecikmesi. Ses gecikmesi daha çok yankıya sebep oluyor. Bilginiz olsun en son ayarları karıştırıp geri dönmek istiyorsanız ses sıfırla deyip geri çıkıyorsunuz. Evet, yayın. Otomatik ayarlama. Şu anda anten takılı olmadığı için arkadaşlar buna izin vermiyor. Evet, burada şifre istiyor. Orjinal şifrem 1234 bilginiz olsun. Kanal kilidi uygulayabilirsiniz. Çocuklara hitaben bilhassa bazı kanallara girilmesini istemiyorsanız. Uzman ayarlarımıza bakalım. Burada manuel ayarlayabiliyorsunuz kanalları arkadaşlar. İşte yeni çıkan bir kanal ya da frekans değişen bir kanalı buradan tekrardan ayarlayabilirsiniz. Kanal listesini aktarabiliyorsunuz. Kanal listesini nasıl aktarabilirsiniz? Flash bellek takaraktan yükleyip başka bir Samsung TV'ye aynı sıralamayı aktarabilirsiniz. Bunlar hep şifre istiyor arkadaşlar. Burada uydu seçimi var. LNB gücü, güç ayarları. Bunlar var arkadaşlar. Genelde iki tane uydu anteni kullanan kişilerin daha çok e, muhatap olacağı menü burası. Evet bunlar ne işe yarıyor tam olarak bilmiyorum. Ses seçenekleri. Ses ne, nasıl çıksın arkadaşlar? MPK olaraktan çıksın. Genelde en kaliteli bu. Evet, Türkçe. Bunlar bizi pek ilgilendirmiyor açıkçası. Merak eden arkadaşlarımız varsa karıştırabilir. Aslında smart televizyon kullananların en çok ee, karıştırdığı yer burasıdır. En çok girip çıktığı yer burasıdır. Çünkü Wi-Fi ağı burada. Evet, ağ durumuna geliyoruz. Şu an ağları arkadaşlar. Bakın C3 diye bir wifi fi ağına bağlıyız. İnternetimizde bağlıymış. İsterseniz şöyle bakalım hangi ağlar var çevremizde. Kablosuz olarak. Evet görüyorsunuz. Bu ağlar mevcut çevremde. Ben şu an C3'e bağlayayım. İsterseniz Cat 5 ya da Cat 4 kablosuyla arkadan Ethernet kablosuyla bağlanabilirsiniz bakın. Sağ tarafta gördüğümüz gibi kablo girişi işareti var. O kabloyu takarsanız kablolu modeminizden de internet alabilirsiniz. İsterseniz ağları sıfırlayabilirsiniz. Tekrar şifre isteyecektir. Sistem yöneticisi zaman. Hangi zamandayız? Biz kaçıncı saat dilimindeyiz? Tarih nedir? Bunları buradan seçiyoruz arkadaşlar. İnternete bağlıysa bunları otomatik alır. Bilginiz olsun kapanış ayarları kaç dakika sonra kapanması gerektiği örnek veriyorum gece geç saatlerde televizyon izliyorsunuz uyuyup kalırım sabaha kadar açık kalmasın diyorsanız buradan ayarlıyorsunuz o dakika geldi zaman otomatik kapanıyor. Evet hangi günler kapanmasını istiyorsunuz buradan ayarlayabilirsiniz. Dil Türkçe istediğiniz dili seçebiliyorsunuz. Cihazınızın isterseniz arkadaşlar adını değiştirebilirsiniz. Benim cihaz buymuş adı. Evet bildirim varsa genelde gelmiyor. Samsung hesabınız varsa Bu pin kodu az önce kanal koruması demiştim ya çocuklardan bazı kanalları şifreleyebilirsiniz. Onu değiştirmek için. 1 2 3 -4'tür, otomatik şifresi bilginiz olsun. Otomatik koruma süresi var. Akıllı güvenlik. Şimdi bu ev modu çok önemli aslında. Ee, mesela bir AVM'ye, bir alışveriş merkezine gittiğim zaman ya da bir elektronik beyaz eşya satan bir yere gittiğimiz zaman karşımızda televizyonlara baktığım zaman çok harika bir görüntü vardır. Yani mest olursunuz. Ama o televizyonu alıp eve geldiğiniz zaman o görüntüyü yakalayamazsınız. Bunun en büyük sebebi aslında bu parakende moduyla ev modu olmasıdır arkadaşlar. Ee, evde ev moduna getirdiğinizden dolayı daha az elektrik yakaraktan Parlaklığı biraz düşük bir görüntü elde edersiniz. Perakende moduna getirdiğiniz zaman ise arkadaşlar genelde mağazalarda müşterinin gözünü boyamak için süper kalitede görüntü verir. İşte siz isterseniz bunu kullanabilirsiniz. Bunu kullanırsanız televizyonunuzun elektrik sarfiyatı iki katına çıkar bilginiz olsun. Bence gerek var mı? Yok. Evet bu da bu şekilde. Harcı cihaz yöneticisi te televizyonunuza bilgisayar, laptop, tablet ve benzeri oyun konsolu gibi şeyleri bağlarsanız bu menüyü kullanacaksınız arkadaşlar. Evet güç tasarrufu ile alakalı ekonomik çözüm. Erişilebilirlik. Evet bunları karıştırarak da ne işe yaradığını bulabilirsiniz. Akıllı özellikler. Smart Hub'ı çalıştır diyor. Son uygulamayı otomatik çalıştır. Bunu kapatalım. Mesela bu açık olursa, klik işareti olursa arkadaşlar bu şekilde. Örnek veriyorum. Youtube'da açıkken kapattınız televizyonunuzu ya da elektrikler gitti. Tekrar televizyon açıldığı zaman ya da açtığınız zaman en son kaldığınız örnek veriyorum. Oyun konsolundasınızdır. Netflix'tesinizdir ya da YouTube'dasınızdır. Fark etmez. Aynı yere geri gelir. Ama bunu kaldırırsanız Televizyonunuzu kapatıp açtığınız zaman ya da elektrikler gidip geldiği zaman size direkt otomatik olaraktan TV canlı TV atacaktır bilginiz olsun. Kurulum başlat var. Bu da arkadaşlar televizyonu sıfırdan yeni aldığınız zaman servisin kurduğu ayarlara getiriyorsunuz yeri. Kurulum başlat derseniz sıfırdan televizyon kurmuş oluyorsunuz. Destek yazılım güncelleme var. Bir bakalım. Otomatik güncelleme var. Büyük ihtimal benim güncel. Bir bakalım habersiz bir şekilde güncelleme gelmiş mi? İnternet bağlı olduğu için sürekli güncelleme otomatik alıyor. Evet, en güncel sürümde olduğum için şu an yükseltmeye gerek yok arkadaşlar. Şu otomatik güncelleme kapatırsanız belli sürelerde girip bunu kontrol etmeniz lazım ama ben açıyorum ki otomatik kendisi yapsın kendi kendini tanılama. Bunları karıştırarak ne işe yaradığını bulabilirsiniz. Uzaktan yönetim televizyonuza internet üzerinden başka birinin bağlanmasını olanak sağlar arkadaşlar. Bu TV hakkında TV'nin özellikleri. Evet burada da genel hüküm ve koşullar var arkadaşlar. Bunlar çok önemli bir şeyler değil. Evet bu şekilde tanıtmış oldum. Buradan mesela şu gördüğümüz uygulamalar var. Bunların yerini değiştirmek istersek arkadaşlar yapmamız gereken şey şu. Bakın mesela Netflix'i HDMI 2'nin olduğu yere taşıyacağız. Netflix'in üzerine geliyoruz. Aşağıya oku tıklıyoruz. Aşağı oku tıklayınca taşı ve kaldır var. Silmek isterseniz kaldır deyip okey diyorsunuz. Taşımak isterseniz de taşı deyip sağ sol oklarla bakın şu an sağ sol oklarla hareket ediyorum. Evet YouTube'un hemen yanına getirdim. En çok izlenen üçüncü uygulamam. Okey derseniz sıralama değişmiş oluyor bu şekilde. Bilginiz olsun arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım yararlı olmuştur. Kanalıma destek için abone olmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim.